içimde garip bir sıkıntı var Gözüm abla. Cennetten bile tad alamıyorum. Senin derdin belli Ruslarcığım. Sen fani tarafta birini özledin gibi geliyor bana ha. Yanılıyor muyum acaba? Herhalde yani. İki gündür masarcığımı göremiyorum. Senin derdin fani tarafa gidememek. Ya benimkisi? Senelerden beri ölmek bilmeyen bir adamla uğraşıp duruyorum. Sahi Gözüm abla, bu sefer ne gibi bir tuzak hazırlıyorsun Saadettin enişteye? Şöyle bir tuzak hazırlıyorum Ruslarcığım. Şu görmüş olduğum mıknatısları Saadettin'in ceketinin cebine mebzul miktarda dolduruyorum canım. Ne olacak bu mıknatıslar? Saadettin'ciğim, bu mıknatıslar sayesinde caddeden karşıdan karşıya geçerken arabalara şak diye yapışacak. Yani inşallah öyle olacak. İnşallah. Neresi burası? Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Panik yapmana gerek yok yavrum. Bizler de senin gibi ölüyüz. Ölü mü? Yani ben şimdi öldüm mü? Başka türlü burada olmanız mümkün olamazdı zaten. Ama nasıl olur? Benim en son hatırladığım kadarıyla ben sevgilim Meltem'le birlikteyken kocası eve gelmişti. Ben de yatak odasındaki gardıroba saklanmıştım. Aa, azgın. Sevgilin Meltem'in kocası senin saklandığın dolabı pencereden 7. kattan aşağıya atmış. Sen de o dolabın içinde meftah olmuşsun şerruh. Desenize su testisi su yolunda kırılmış. Çok şükür herhangi bir kırılma yok. Testi de sağlam, kulbu da sağlam. Ayrıca burası da hiç de fena değilmiş. Sanırım siz bir meleksiniz, öyle değil mi? Hayır, hayaletlik hakkına sahip olmuş bir ölüyüm. Gözüm abla, yağmur başladı. Kusura bakmayın, benim gitmem lazım. Hayaletsiniz ha? Evet, bay bay. Ne kadar güzel bir kadın. Neredeyse iyi ki ölmüşüm diyeceğim. Aslan krallar gibi. Madem krallar gibi uyuyorsun kocacığım, ben de seni krallar gibi uyandırayım bari. Dikkat! Öbür alemin ruhlar kraliçesi. Hayaletlerin en güzeli. Ruslar geldiler. Görüyorsun değil mi aşkım? Bu ben seni artık krallar gibi uyandırıyorum vallahi. Daha ne istiyorsun? Ne kralı? Gırtlağını sıkarım. Beni çıldırtacak mısın? Deniyor hala. Ah tamam herif. Ver bakayım şunu. Ya buraya gel. Hadi bak. Burada sizin gibi güzel bir kadınla karşılaşacağımı bilseydim, inanın daha önce ölürdüm Ruslar Hanım. Ölüp ölmemek insanın elinde değildir ki. Zamanı gelince ölünür. Öyle ama ben yine de bunu kendim yapardım. Hah işte o zaman direkt cehenneme giderdin. Ya neyse, beni herhalde cennete göndereceksiniz, öyle değil mi? Cennete mi? Dur bakayım. Oo. Senin 150 megabaytlık günahın var be şerruh. Sen bu durumda sanal cennete bile gidemezsin. Hatta eşekler cennetine bile giremezsin. Yani şimdi beni cehenneme mi göndereceksiniz yani? Aa, evet yani o kadar çok zamparalık, o kadar çok çapkınlık yapmışsın ki. Maşallah bu alemde herkesi tek geçmişsin. O nedenle kocaman bir kazanda haşlanmayı hak etmişsin. Aman Allah'ım, benim gibi büyük bir çapkının sonu haşlama süt mısırı gibi mi olmalıydı? Aa, dur bakayım. Sen 1991 yılında yaşlı bir kadını ölmeden 2 gün önce mutlu etmişsin ve hayır duasını almışsın. Doğru mu? Doğru. Gerçi kim bilir o yaşlı kadını nasıl mutlu ettin. Ama önemli olan hayır duasını alman. O nedenle de cehenneme gitmekten kurtuldun. Heyt be, cennete gidiyorum.
O kadar çok kadını mutlu etmenin mükafatını sonunda alacağımı biliyordum. Ay tövbe tövbe ya Rabbim. Madem siz de benim gibi ölüsünüz, fani taraf yerine biraz da bu tarafla ilgilenseniz Ruhsar Hanım. Benim kocam fani tarafta. O yüzden o tarafla ilgimi kesemem. Ama bir ruh ait olduğu dünyaya kayıtsız kalmamalı, öyle değil mi? Bilmem. Ama ben kocamı çok seviyorum. Ya. Ama kim bilir o sizin yokluğunuzda fani tarafta neler yapıyordur. Benim kocam asla beni aldatmaz. Erkeklere bu kadar fazla güvenmeyin Ruhsar Hanım. Masarcığım sizin bildiğiniz erkeklerden değildir. Yağmur başladı Ruhsar'cığım. Yani eğer gitmek istersen gidebilirsin. Yaşasın, hemen gidiyorum gözüm ablacığım. Kocası çok mu yakışıklı? Mesela benden yakışıklı mı yani? Evet ama bir dakika, yani şimdi bu tabii kişiden kişiye göre değişir. Mesela benim kocam Saadettin dünyanın en yakışıklı erkeğidir. Ama bir türlü ölmeyi beceremiyor. O başka. Masar. Kocacığım. Neredesin hayatım? Ben geldim. Nerede acaba? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık Ruhsar'cığım.